Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolarda kötü günler bitti diyoruz. Hemen soracaksınız, peki hocam iyi günler mi başlıyor? Ne yazık ki arkadaşlar, iyi günler başlamıyor. Evet, dolarda kötü günler bitti ama dolarda bundan sonra daha kötü günler başlıyor. Mizah yapmıyorum arkadaşlar, şaka yapmıyorum. Abonelerimiz biliyor zaten. Bugüne kadar dolar TL'nin neden sıkıntılı bir duruma gireceğini bilim bazlı dünya görüşüyle ekonomik verilere dayanarak sizlere anlattım. Ve burada sizlere karşı mahcup olmamanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü geçtiğimiz videolarda önemli bir riskten, Amerika'dan gelen önemli bir riskten bahsetmiştim ki bugün ayın 12'si itibariyle biz yarım gün çalıştık ve piyasaları kapattık. Fakat Amerika'dan gelen data benim önceki videolarda anlattığım risklerin tamamını doğruladı arkadaşlar. Tabii Türkiye'de şimdi sözünüzün dinlenmesi için 3 tane şart vardır arkadaşlar. Yani mesela ben burada iktisadi yorumlar yapıyorum. İkazlar yapıyorum ve bu ikazların hamdolsun %98'i de çıktı. Size karşı mahcup olmadık hiç. Dediğim gibi 3 şart var sözünüzün dinlenmesi için. Birincisi, ya Kartal İmam Hatip mezunu olacaksınız arkadaşlar, sizi öyle dinlerler. Ya sakal bırakacaksınız ya da AKP üyesi olacaksınız. Şimdi bunların üçü de bende olmadığı için benim burada sözümü dinlemiyorlar. Bir tek ben sözümü size anlatıyorum. Sağ olun, var olun, sizler de itibar ediyorsunuz, dinliyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlarım, önceki videolarda ne demiştim? Demiştim ki Birleşik Devletler'den gelecek ekonomik veriler çok önemli. Özellikle doların patronu Amerika'dır, Amerikan Merkez Bankası'dır. Amerikan Merkez Bankası doları kısarsa bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerde dolar TL yukarı gider dedim. Yani doların parasal miktarını Fed ayarlar, Amerikan Merkez Bankası ayarlar. Bunu çekerse eğer dolar TL Türkiye dahil bütün ülkelerde yükselir. Ha, Almanya'da niye yükselmez? Fransa'da, Japonya'da niye yükselmez dediğinizde orada bizdeki gibi ithalatçı, tüketime dayanan beton rantından bir şekilde umut eden yönetimler yoktur arkadaşlar. Üretim vardır. Yüksek teknoloji içeren malları üretip sattıkları için rezervleri doludur. Bizde rezervlerse ithalatçı kafadan dolayı, her şeyi dışarıdan almaktan dolayı boşalmıştır. Bu yüzden dolar TL'de sorun bizde hiç bitmez. Ve diyorum ki burada işte dolar TL'deki sorunu azdıran ana sebep bir, Türkiye'nin yapısal bu yanlış ekonomik politikaları. İkincisi ve en az bunun kadar da önemli olan Amerikan Merkez Bankası'nın bu tavrı. Peki Amerikan Merkez Bankası dolar miktarını neye göre artırıyor, neye göre azaltıyor? Eğer Amerikan ekonomisinde bir kriz varsa o krizden ülkenin çıkması için dolar miktarı artırılıyor. Arkadaşlar bunun örneğini 2008 krizinde gördük. 2008'de 900 milyar lira olan o parasal büyüklük bir anda 2014'e falan geldiğinizde 4.4 trilyon dolara kadar çıktı. Ne oldu? O miktar arttığı zaman dolar miktarı, Türkiye gibi ülkelerde de dolar TL düştü. Tabii o yıllarda biz de zannettik ki keramet AKP'den, AKP o kadar başarılı ki dolar TL'yi düşürüyor. Aslında alakası yok. Tamamen Fed'in bastığı paraların bütün dünyaya hücum etmesi. Ne oldu? 2013 yılında Fed çıktı, dedi ki ben bu parayı geri çekiyorum ve geri çekmeye başlamasıyla Türkiye'nin kaderi döndü. Neden? İthalatçı kafa, dolara bağlı her şey arkadaşlar ve Fed doları geri çektikçe 2013'ten sonra dolar TL bizde 2,5'tan başladı. Şimdi nereye kadar geldi? 8,40'a kadar dayandı. Bunu niye anlattım? Geçmişten ders almayan insanlar geleceklerini şekillendiremezler. Yine aynı hatayı yaparlar. Geçmişte bir hata yapılmıştı. Fed'i iyi okuyamamıştı Türkiye'deki ekonomi politikası yöneticileri. Ne yazık ki şimdi yine okuyamıyorlar. Diyeceksiniz ki sen ne uyarıyı yapmıştın? Ben şu uyarıyı yapmıştım arkadaşlar. Aboneler hatırlayacaktır. Dedim ki Amerikalılar şimdi bu pandemiden çıkmak için çok büyük miktarda para bastılar. Yani nereden baksanız 3,5-4 trilyon dolar yine para basıldı. Ama ne yazık ki 2009'dan sonra Türkiye'de dolar TL'yi düşüren o genişleme yaşanmıştı.
Aynısı yaşanmadı. Basılan paralar bu sefer Türkiye'ye gelip kuru düşürmedi. Neden? Çünkü iktidarın kutuplaştırıcı siyaseti, kavgacı üslubundan dolayı dış yatırımcı artık Türkiye'ye güvenmiyor. Ha, peki bunun başka sonuçları var mı? Var arkadaşlar. Demiştim ki bu basılan paralar enflasyona neden olacak, hatırlayın. Amerikalılar o kadar çok para bastı ki bu haliyle fiyatları yukarıya çekecek. Amerika'da enflasyon yukarıya gittiği zaman da haliyle faizler yukarıya gidecek. Amerika'da faiz yukarıya gittiği zaman değerli arkadaşlarım, dünyadaki dolarlar ana vatanına dönmeye başlar. Neden? Çünkü der ki ya benim 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahvillerimin getirileri artıyor, faizler yukarıya gidiyor. Dur o zaman ben oraya gideyim der ve Türkiye gibi ülkelerden çıkmaya başlar. Ve Türkiye gibi siz kırılgan, tamamen ithalatçı, rezervleriniz boş, hayatınızı borçla idame ettiriyorsanız işte bu çıkışlar sizin dolar TL kurunuzu etkiler, hayatınızı kaydırır. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bugün kurun 8.25'lerde durup bir anda 8.40'lara vurmasında en önemli olay Amerikan enflasyon verisi oldu. Amerikan enflasyon verisi aynen size daha önce anlattığım gibi, beklentilerimizde olduğu gibi bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.2 arttı. Nisan ayında ülkede beklenti %3.6 idi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 4 de enflasyon mudur? Ama trilyonlarca dolarlık bir ekonomide arkadaşlar, o kadar ince hesaplar yapılıyor ki bu küçük rakamlar bile işte faizi, tahvili derinden etkiliyor. Bütün küresel sistemi etkiliyor. Ha, olayın özü şu. Beklenti 3.6, gerçekleşme 4.2. Yani bizim dediğimiz olay olmuş. Amerika'da enflasyon sert bir şekilde yukarı gitmeye başlamış. Buna bağlı olarak da 5 yıllık tahvillere baktığımızda yukarı hareketler görüldü. Ve dolar TL'de de baktığımızda bizim yukarıya doğru gittiğini gördük. Ve burada arkadaşlar, gıda ve enerji hariç ben Amerikan enflasyonuna bakıyorum. Rapor önümde şimdi. Çekirdek enflasyon Nisan'da %3 olmuş. Çekirdekte de beklenti 2.3'tü. Şimdi bu çekirdek niye önemli arkadaşlar? Bunlar özel kapsamlı enflasyon göstergeleri. Bu manşetin üstünde, beklentinin üstünde olursa çekirdek enflasyon, önümüzdeki dönemler için enflasyon eğiliminin artacağı, enflasyonun yukarıya gideceğini, anlık bir olay olmadığını gösteriyor. Peki buradan çıkan sonuç ne arkadaşlar? Bakın, Amerikalılar para bastı. Bu para ne yazık ki güvenmediği için Türkiye'ye gelmedi. Ve şimdi bu paranın yan etkisi çıkmaya başladı. Enflasyon oluşuyor Amerika'da. Enflasyon faizlerini yukarıya çekecek ve Türkiye'den dolarlar oraya doğru akmaya başlayacak. Bakın bu bir günlük, iki günlük hareket değil. Bugün 8.40 olur, yarın tekrar 8.30 olur. Ama burada bir Amerikan enflasyon gerçeği varken bundan sonra hiç kimse orta ve uzun vadede dolar TL'de böyle geri çekilmeler falan Türkiye'yi rahat ettirecek boşluklar oluşacağını hiç düşünmesin diyoruz değerli arkadaşlarım. Peki bunun sonucunda ne olacak? Bunun sonucunda dolar TL her yukarıya gittiğinde aslında bizim boynumuza bir kement daha atılmış oluyor. Neden? Dışa bağlı bir yapıyla biz bu sefer 8.30'un, 8.40'ın üstündeki rakamlardan ithalat yapıp üretim yaptığımızda ne olacak değerli arkadaşlarım? Yine enflasyon olacak. Hep anlatıyorum bunu. Enflasyonda bir şekilde liranın değer kaybı anlamına geliyor ve dolar TL yukarıya doğru gidecek. Burada yapılması gereken nedir dediğimizde bakın AKP'nin iki tane hatası var. Birincisi 2013 yılında Amerikan Merkez Bankası'nın ben bu doları geri çekeceğim çağrısını duymadı, okuyamadı. Gitti kafayı 2013 yılında, bunu daha önce de anlattım, Gezi olaylarına taktı, Topçu Kışlası'na taktı. İşte dedi bunlar dedi ekonomideki dengeleri bozuyor dedi ama alakası yok. Iskaladıkları nokta Amerikan Merkez Bankası'nın kararı. Yani vananın başındaki adam ne yapıyor buna bakacaksınız. Bunu ıskaladınız. Kur bak buralara geldi. Şimdi tarihi bir uyarıdır bu aynı zamanda. Bakın çünkü salgın tarihi bir olay arkadaşlar. Yani böyle her yıl olan, 5 yılda 10 yılda bir olan olay değil. Bu bir tarihi uyarıdır Türkiye'ye aslında.
Amerikan Merkez Bankası'nın toplamdaki varlığı şu an 7,5-8 trilyon dolara gelmiş. Bakın, enflasyon faizleri yukarıya çekiyor diyoruz. Yarın öbür gün enflasyon olacak, bir şekilde faizler yukarı gidecek diyoruz. Amerikalılar bu enflasyonun artmaması için ne yapacaklar arkadaşlar? Bu parayı fiziken piyasadan geri çekecekler. Aynen 2013'te yaptıkları gibi. Ve bu sefer çıkıp bir Merkez Bankası başkanı uyarmıyor. Ama gören gözler, duyan kulaklar için bu bir uyarıdır. Tarihi bir uyarıdır. Ve diyorum ki Amerikalılar faiz artırımına girecek. Bakın, %70'ini nüfusun aşıladıktan sonra, işleri normale çevirdikten sonra, özellikle sonbahardan sonra bakın, dönün bakın Fed'e. Fed diyecek ki yavaş yavaş varlık alımından vazgeçelim. Ve yani varlık alımı da şu arkadaşlar, Amerikalı zorda kalan firmalardan senet alıyor, para veriyor. Nakit veriyor, yani nakit desteği veriyor. Bunu bitirecekler. Firmaya al senedini, tahvilini, ver parayı diyecek. Piyasadan parayı çekecek. Artı bir de faizleri yukarıya doğru çekip likiditeyi emecek. Tekrardan Merkez Bankası'na çekecek o likiditeyi. Niye? Eğer tutarsa, gördünüz, enflasyon burada yani 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış. Son 13 yılın en yüksek enflasyonu %4.2. Amerikalılar buna müsaade etmezler. Amerika'da, Batı'da, Avrupa'da %2-3 enflasyon normaldir ama 4'ün üstüne attı mı alarm zilleri çalmaya başlar. O yüzden diyorum ki Fed mutlaka faiz artıracak ve tahvil alım programını bitirecek. Bu likiditeyi geri çekip bu enflasyonu düşürecek arkadaşlar. O yüzden Türkiye'de ekonomiyi yönetenler buna hazırlık yapmalıdır diyorum. Diyorum ama nasıl hazırlık yapacaklar? Yani açıkçası Merkez Bankası'nda cephane kalmamış. Bütün kara gün paraları satılmış. Rezerv boşalmış. Sistem değişmiyor. Kavga ve öfke dilinde ısrar var. Bu iş biraz zor. 2023'e kadar arkadaşlar birazcık hepimizin başı ağrıyacak. Buna hazır olun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.